Şimdi burada sevgili Güven'le ilgili bilgiler var. çok iyi bir futbolcu. Nerede oynadın Güven? Köy Hizmetleri Spor. O kadar yani. Ciddi oynadın mı? Vallahi köy. Babamın vallahi. Şeyi vardı. Babam çalışıyordu köy hizmetlerinde. Harika. Orada oynadım baya. Ne oynadın? Orta saha. Orta saha. Göbek. İyi oynar. Anlatışa iyi. Bak orta saha. Ama yani tam nokta değil çünkü. Nerede orta saha? Nokta futbol orada. Bıraktım sonradan. Peki. Sıkıldım. Evde patikle geziyormuşsun. Gezerim çok güzel. Harika, ben de bayılırım patiğe. Bayılıyorum. Çorap giymem ben mesela. Kız arkadaş falan gelince karizma ince bitiyor. Yok hiç umurumda değil. Yok bayağı patik. Evime geliyorsa patiğimi görsün. Hayır ama bravo. Anne. yani en azından. Elime gelen patiğimi görür ya. Netim. Son nokta. Harika. Anne örmesi hırka falan giyer misin böyle? Annem örmüyor bana. Babaannem patik ördü onu giyiyorum. Anneme zorla patik ördürdüm. Anladım. Yani, peki. Annem örmüyor. Evinde Koç Müzesi'nde sergilenebilecek kadar güzel bir piyanosu varmış. Nerede? Evet onu ev sahibimiz bıraktı gitti. Hayır karşı komşuda. O bizim ev sahibi karşı komşuda. Ya sen niye biçim bir adamsın ya? Ya bunu sizin eve bırakabilir miyiz sen dedi. Sen daha bu programlara erkensin. Senin daha zamanın var. Çünkü sen anlatıyor her şeyi adam yani. Bir gün setten eve geldim saat 2 falan. Oturdum bir kahve içiyorum. Gece 3.30 oldu telefonum çaldı. Güven arıyor. Ama 3.30'da beni araması çok normal de değil yani. Açtım alo dedim. Abi falan dedim telefonda. Ne oldu Güven falan dedim. Abi ben seni mi aradım? Evet dedim. Ya ben pijama mı arıyordum yanlışlıkla seni aradım. Benim hayatımda tanıdığım en tuhaf. Tuhaf. Tuhaftan başka bir şey izah etmiyor. Yani tuhaf kelimesi tamamdır yani. Sonra da dedi ki ya iyi ki seni aradım. Yarın sette anlatırım. Başka kimseye de anlatamazdım dedi. Olay da şu, eve gitmiş pijamasını hakikaten arıyor. Elinde de telefon, sette sabah erken alarmını kuracak. Bir yandan da onu halletmeye çalışıyor ama tabii kafa karışıyor. Ve beni arıyor o sırada yanlışlıkla. Benim alo irkilip de zaten alo abi falan diye telefona geliyor. Pijamaya ayağım yetmedi herhalde. Bir şey oldu onu alırken. Bastım ona bastım. İşe yarama fobisi varmış. Evet. Birinin işine yarayacağım diye ödü patlarmış. Evet. Peki. Evet. Büyük bir şair, harika şiir yazıyor ve şiir yani, okurmuş. Teşekkür Türkü ederim. Söylüyor. Çok çapkınmış. Allah Allah. Vay. Arkadaşı Oğuzhan'dan gelen bir bilgi var. Trenlere çok aşıkmış. Sürdüm geçen tren sürdüm. Evet. Ha iyi, izleyenlerden değilsin yani. Yok, sürdüm bu sefer. değilim vallahi. Sürdüm ya. Şu espriden yıktın oğlum. Evet. Bayağı patlıyor yani. Sürdün mü tren? Işte. Evet. Treni bayağı çok da güzel kullandım. Nerede gittin sürdün abi treni? Haydarpaşa'da çekim vardı. Bir tane abiyle tanıştık. Şu bu treni dedi, buna biner misin dedi. Dedim daha ne isterim. Abi Türk dizisi, Türk loko ya yani orada bir abimiz var ve diyoruz ki rica etsek bir tur atabilir miyiz? O da trenini veriyor. Yani arkadaş bu tren var bir tur atmalı. Bu dönen bir ayı yok ki bunun başladığı yere. Buna bir tur gittin mi Türkiye'yi dolaşıp geliyorsun ya. Hani. Yok. Geri geri. Peki tren seven de ilk defa gördüm abi. Çok severim. Allah hayırlı versin. Halbuki ileri git geri gel o kadar yani başka bir şey yok. Türk lokomotifi. Oy. Zaman zaman oyunculuğu bırakmaya karar verir sonra vazgeçermiş. Böyle ben dönemleri varmış. Ben de miyiz varmış. Hala? Hala sen. Ben de miyiz hala? Sen de hala sendeyiz. Zaman zaman oyunculuğu ne yapmışım? Sen bir şey yapmamışsın. Evet. Sen, sen trenden sonra bırak. Benim için bitti zaten. Tamam. Okuyacak bir şey tamam. Diyor. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh diye.